Ramazan orucunun kısımları. Ulemanın beyanı vechiyle oruç üç kısımdır. 1. Avamın orucu ki bu sıradan Müslümanların orucudur. Bu oruç herkesin bildiği üzere imsaktan iftara kadar yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak durmakla tutulmaktadır. 2. Havasın orucudur ki bu salihlerin orucudur. Tüm uzuvları günahlardan engellemek diye tarif edebileceğimiz bu oruç 5 şey korunmadan tamamlanmaz. A. Namahreme şehvetle bakmak ve insanlara hakaret nazarıyla bakmak gibi şer'en kınanmış her türlü bakıştan gözü muhafaza etmek. B. Gıybet, yalan, dedikodu, iftira ve yalan yere yemin gibi haramlardan dili muhafaza etmek. C. Çalgı aletleri ve şarkı türkü gibi bazı şartlarla haram, bazı hallerde de en azından mekruh diyebileceğimiz şeylere kulak vermekten ayrıca yalan dolan, gıybet, dedikodu ve iftira içeren sözleri dinlemekten kulağı engellemek. D. Bütün uzuvları haramlardan ve mekruhlardan geri tutmak ki namahrem insanlarla tokalaşmak, haram işler uğrunda adım atmak, İslam'a uymayan şeylere kafa yormak ve iftar vakti değil haramlardan, şüpheli şeylerden dahi mideyi korumak gibi hususları bu konuda misal olarak açıklayabiliriz. Çünkü akşama kadar helal yemek yemeyip iftarda haram ve şüpheli yemenin bir anlamı yoktur. Böyle yapanlar hakkında akşama kadar bir köşk bina edip iftarda bir şehri yıkan kimse gibi darb-ı mesele uygun olacaktır. E. Yiyeceği helal de olsa iftar vakti karnını doyuracak şekilde çok yememelidir. Zira akşama kadar aç kalmış mideyi bu şekilde birden tıka basa doldurmak hem sağlık bakımından hem de dini yönden sakıncalıdır. Nitekim Kab İbni Ucre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben buyurdular ki: Ey Kab İbni Ucre! Şüphesiz ki bir et haramdan beslenmekteyse mutlaka ona en çok yaraşan şey ateştir. Bir taraftan böyle buyrulurken diğer taraftan Mikdam İbni Madikeribe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ademoğlu kap görevi gören şeyler içerisinde midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır buyururken helalden yenilen çok yemeği kastetmiştir. Zira haramın bir lokması da şerli olduğundan azıyla çoğu arasında şer konusunda bir fark yoktur. 3. Ehasul Havas orucu ki bu kalbi alçak fikirlerden ve dünyevi düşüncelerden hatta Allahu Teala dışındaki her şey demek olan masivadan korumaktır. Başkalarının orucu bir şey yiyip içmekle bozulduğu gibi bu zatların orucu da Allahu Teala dışındaki herhangi bir düşünceyle batıl olur. Tabii ki bu nebilerin ve sıddıkların orucu olduğundan bizim gibiler ancak lafını yapabilir. Zaten bunun iftarı da güneş batımı ile olmayıp ancak kulun Mevlasına kavuşması ile olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen meşhur hadis-i şerifte yer alan oruçlunun kendileriyle sevinip neşeleneceği iki sevinci vardır. Birisi iftar vaktinde orucu açtığı zaman sevinir. Bir diğeri de Rabbine kavuştuğu zaman orucunun mükafatı ile sevinir. İfade-i nebeviyesi bu şekilde daha farklı bir anlam kazanmaktadır. Selefin bazısı şöyle demiştir. Dünyanın tamamı müttakilerin oruç ayıdır. Ömürleri boyunca haram olan şehvetlerden oruç tutarlar. Kendilerine ölüm geldiğinde ise artık oruç ayları bitmiş olduğundan hakiki bayrama ererler. Nitekim meşayihın şairi şu mısralarıyla bu hususu ne güzel ifade etmiştir. Ben ömrümün tüm lezzetlerinden oruç tuttum. Size kavuştuğum gün ise işte odur orucumun bayramı. Hacı Ali Haydar Efendi Kuddüs-i Ruhu'nun Savm-ı Siva eyleyenin iftarı vaslı haktır dedi Hak Peygamberi şeklindeki dizeleri de konuyu ne kadar veciz bir ifade ile özetlemiştir. Ramazan-ı Şerif orucunun farziyet hikmeti. Ulemanın beyan vechiyle oruçtan maksat ve bu tür bir ibadetin farz kılınmasındaki esas gaye ve hikmet Allahu Teala'nın en büyük düşmanı olan nefsi kahretmek ve ona boyun büktürmektir. Nitekim Davud Aleyhisselam'ın kutsi hadislerinde nefsini düşman bil,
Çünkü o bana düşmanlık için diklenmiştir, buyruluyor. Şeytanın insana günah işlemedeki en büyük yardımcısı hiç şüphesiz ki nefsin şehvetidir. Bu şehveti ateşleyen de yiyip içmektir. Demek ki Allahu Teala'nın düşmanları olan nefis ve şeytanı ezmek ancak oruç gibi yemeği içmeyi azaltan bir ibadetle mümkün olabilir. Bu yüzden Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki şeytan Adem oğlunun kan damarlarında akmaktadır. O halde siz aç kalarak onun kanallarını daraltın buyurmuştur. Zaten Allahu Teala orucun farziyetini beyan eden ayet-i kerimenin sonunda bunun illet ve hikmetini açıklarken oruç sayesinde haramlardan iyice sakınasınız diye buyurmakla aslında bütün günahların kaynağı olan nefsani şehvetin ancak bu suretle kırılacağına işaret etmiştir. Nitekim Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilen bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mahiyetinde evlenmek için hiçbir imkan bulamayan bir takım gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki: "Ey gençler topluluğu, evlenmeye gücü yeten hemen evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan daha kısıcı, tenasül uzvu için de daha koruyucudur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruca devam etsin. Çünkü o kendisi için şehveti kıran bir enemedir." Hadis-i şerifi buna delalet etmektedir. Orucun meşruiyeti hakkında nakledilen şu rivayet de konumuz açısından aydınlatıcı niteliktedir. Allahu Teala aklı yarattığında ona gel buyurmuş, gelmiş. Git buyurmuş, gitmiştir. Sonra sen kimsin, ben kimim diye sormuş. O sen benim Rabbimsin. Ben ise senin zayıf bir kulunum diye cevap vermiş. Bunun üzerine Allahu Teala ey akıl senden değerli bir şey yaratmadım buyurmuştur. Sonra nefsi yarattığında ona da gel buyurmuş fakat o hiç cevap vermemiştir. Bu sefer sen kimsin ben kimim sorusunu yöneltmiş. O küstahça sen sensin ben benim demiştir. Bu yüzden ona 100 sene cehennem azabı yapmış, çıkardığında sorusunu tekrarlamış fakat o hiç akıllanmadığından aynı cevabı vermiştir. Sonra onu 100 sene açlık ateşine müptela kılınca açlık onu terbiye etmiş. Bu defa ilahi sual karşısında sen benim Rabbimsin, ben ise senin aciz bir kulunum demeye mecbur kalmıştır. İşte Allahu Teala kullarının nefislerini terbiye etme, toku açın halinden haberdar etme, ahiretteki sonsuz açlık, susuzluktan kurtulma tedbirlerine sevk etme, Ya Rabbi açlıkla, susuzlukla terbiye etme diye dua ettirme ve nimet kıymeti bildirme gibi nice yüce hikmetlerle orucu insanlara zahmet olmasın diye sürekli değil de ibret olsun diye sayılı günler boyunca farz kılmıştır. Orucun bir ay olarak teşrii. Bu hususta alimlerimiz şu hikmeti açıklamışlardır. Babamız Adem aleyhisselam cennette o yasaklı ağaçtan yiyince onun kalıntısı karnında 30 gün kadar kalmıştır. Allahu Teala'ya tevbe edip tevbesi kabul olunca Rabbimiz ona 30 gün 30 gece oruç tutmasını emretmiştir. Zira dünyanın başlıca lezzeti yemek, içmek, cima ve uykudan ibarettir ki bütün bunlar kulu Allahu Teala'dan perdeleyen ve gafil bırakan keyiflerdir. Tabii ki Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetine rahmetinden dolayı farz namazları kaçırmamak şartıyla uykuyu her vakit serbest etmiştir. Yemeği, içmeyi ve cinsi münasebeti ise yine fazl-ı keremiyle geceleri değil sadece bir ay boyunca gündüzleri yasaklamıştır. Gerçi ibadetlerin meşruiyetinin bu türlü hikmetlerini aramak hikmete muvafak değilse de bize bildirilen hikmetleri açıklamamızda bir sakınca yoktur. Hikmetini bilmediğim şeye inanmam demesinin ise dinle imanla bağdaşır bir yanı yoktur. Ramazan-ı Şerif'in namazları. Teravih namazı ile ilgili genel bilgi. 1. Teravih namazı sünnet-i müekkededir. Hulefai Raşidin yani 4 büyük halife radıyallahu anhum buna devam etmiştir. Kurtubi tefsirinde zikredildiğine göre Hazreti Ömer'in radıyallahu anh teravih namazı hakkında bu ne güzel bir bidattir buyurması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teravih kıldıysa da bazı kere terk etmiş olmasındandır. Ayşe radıyallahu anh'a yeğeni Urve'ye şöyle haber vermiştir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece gecenin ortasında çıktı da mescitte namaz kıldı. Bir takım insanlar da onun namazına uyup beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar geceleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte namaz kıldırdığını konuştular. Bu haber yayılınca ertesi gece birinci gecekilerden daha çok insan toplandı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescit halkı iyice çoğaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları almaktan yetersiz kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o gece namaza çıkmadı. Nihayet sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca yüzünü cemaate karşı yöneltti ve sözlerine şehadet kelimeleriyle başlamasının ardından "Emma ba'd" yani bundan sonra diyerek başladığı hutbesinde teravih namazına çıkmamasının sebebini şöyle açıkladı. "Şu muhakkak ki sizin mescitte toplanmanız bana gizli kalmamıştır. Şu kadar ki gece namazı üzerinize farz kılınır da sonra onun edasından aciz kalırsınız diye korktum," buyurdu. İmam-ı Zühri radıyallahu anh buyurdu ki, "Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Teravih namazı işi evlerde kılınmak üzere devam edip durdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ise farz olma korkusu kalktığından Hazreti Ömer radıyallahu anh buna devam etti ve insanları topladı. Ayrıca Hulefai Raşidinin işleri de sünnet sayıldığından bu insanların anladığı manada sünnete aslı olmayan bir bidat, sonradan uydurulan bir şey değildir. Hazreti Osman radıyallahu anh da Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan sonra teravihe devam etti ve Ömer bizim mescitlerimizi nurlandırdığı gibi Allah da onun kabrini nurlandırsın buyurdu. Ali radıyallahu anh'ın da teravihe çıktığında camileri kandiller yanar halde cemaatlerle dolu görünce Ömer radıyallahu anh'a bu duayı yaptığı rivayet olunmuştur. 2. Bu namazın niyetinde teravih namazına veya gecenin kıyamına veya vaktin sünnetine veya Ramazan-ı Şerif'in kıyamına niyet edilebilir. Teravih namazının hepsi bir namaz mesabesinde olduğundan her iki rekatında ayrıca niyet lazım gelmez. En doğru görüş budur. 3. Teravihin rekat sayısı hakkında birkaç görüş varsa da efdal olanı Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh zamanlarında uygulanan şekliyle 20 rekat olarak kılmaktır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 büyük halifenin sünnetine sıkıca sarılmayı emretmiştir. Sahabe-i kiramın ve selef-i salihinin tatbikatı da bu yöndedir. Nitekim Ata İbni Ebi Rabah radıyallahu anh, sahabe-i kiram Ramazan ayında 20 rekat teravih, vitride 3 rekat kılarlardı demiştir. Yunus radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Ramazan ayında rastladığım insanlara Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bulunan Abdurrahman, Said İbni Ebil Hasan ve Mervan el Abdi radıyallahu anhum imamlık yapıyorlardı ve onlara teravihi 20 rekat kıldırıyorlardı. 4. Teravih namazı yatsı namazıyla şafağa yakın zaman arasındaki süre içinde kılınır. Fıkahanın cumhuruna göre en eftali olanı yatsının son sünnetinden sonra ve vitirden önce kılınmasıdır. Hanefilere göre teravihin vakti yatsı namazı ile vitir namazı arasıdır. 5. Teravih namazı diğer namazlardan farksız olduğu için namazın sünnetlerini ve adabını ihlal edici bir hızla kılınmamalıdır. Bunu acele bitirme hususunda maalesef bazı imamlar ve bir kısım cemaat adeta yarışmaktadırlar. Hatta bazen tadil-i erkanı bile terk ederek işi namazın ifsadına yani bozulmasına kadar götürmektedirler. Allahu Teala cümlemize şuur ihsan eylesin. Amin. 6. Teravih namazında imamın sünnet miktarı kıraatten fazla okuyarak uzatması cemaati yormaya ve kaçırmaya sebep olacağından mekruh sayılmıştır. Mülteka gibi fıkıh kitaplarında zikredildiği üzere her gün bir cüz okumak suretiyle bir hatim yapmak kuvvetli sünnetlerden olduğundan insanların tembelliğe bırakılarak terk edilemez. Ama zamanımızdaki ulema imamın
cemaatin durumuna göre hareket etmesinin uygun olacağını ve cemaati azaltmayacak derecede tilavet yapmasının eftal olduğunu söylemişlerdir. Çünkü cemaati arttırmak, kıraati uzatmaktan daha faziletlidir. Ama Fatiha'dan sonra bir veya iki kısa ayetle yetinilmez. Et Tecnis isimli eserde şöyle zikredilmiştir. Bazı insanlar teravih namazını Fil suresinden Kur'an'ın sonuna kadar okuyarak kıldırmayı adet edinmişlerdir. Bu, her rekatta müstakil bir sure okunması hasebiyle pek güzeldir. Hacı Mahmud Efendi Kuddüs-i Sirruhu'nun tatbikatı da bu şekildedir. Zaten zamanımızın halkı ibadete çok hevesli değildir. Bu yüzden onları teşvik edici şekilde davranmanın uygun olduğu Hacı Ali Haydar Efendi Kuddüs-i Sirruhu tarafından da açıklanmıştır. Nitekim meşayihin bazısı zamanının ehlinin durumunu bilmeyen kişi cahildir demişlerdir. Yine böylece aralarda uzun salavatlar değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beytine salavatla iktifa edilmelidir. Ancak bazılarının yaptığı gibi oturduğu yerde imamın rükûa gitmesini bekleyip rükûa eğilirken kalkıp rekata yetişmek samimi müminlerin vasıflarından değildir. Zira bu gibi haller Allah-u Teala'nın zikrine ve namaza karşı bir gevşeklik ve tembellik işaretidir ki Allah-u Teala münafıklardan bahsederken onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Nisa suresi 142. ayet. Onlar namaza ancak kendileri üşenen kimseler olarak gelirler. Tevbe suresi 54. ayet-i kerimede buyurmuştur. 7. Kişi oruç ve namaz gibi ibadetlerinde başkasının yapıp yapmamasını göz önünde bulundurmamalıdır. Bilakis Allah-u Teala'nın rızası için amel etmeli ve Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu düşünerek camileri boş konuşulacak panayır yerlerine çevirmemelidir. Bundan dolayı Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Ramazan-ı Şerif girdiğinde "Sizin biriniz felanca tutarsa tutarım, felan teravih kılarsa ben de kılarım" demekten sakınsın. Oruç tutan yahut teravih kılan kimse bunu sadece Allah için yapsın. Allah-u Teala'nın mescitlerinde boş konuşmaları azaltın. Sizin biriniz bilsin ki kendisi namazı beklediği sürece namazın içindedir. Ramazan-ı Şerif'te nafile namaz. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul oruçlu olarak sabahlarsa mutlaka kendisi için gök kapıları açılır. Huzurları kendisi adına tesbih eder. Diliyle zikretmese de bütün azası zikreder. Bir de gün gece perdesiyle örtülünceye kadar dünya semasının ehli kendisi için istiğfar eder. Bu durumda nafile olarak bir veya iki rekat kılacak olursa gökler kendisi için nur olarak parlar ve iri gözlü beyaz tenli cariyelerden eşleri "Ey Allah, onu al, bize getir. Gerçekten biz onu görmeye aşık olduk." derler. Tehlil yahut tesbih veya tekbir getirecek olursa gün gece perdesiyle örtününceye kadar sevabını yazmak üzere onları 70 bin melek karşılar. Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun Ramazan-ı Şerif ayının herhangi bir gecesinde namaz kılan mümin bir kula mutlaka Allah-u Teala her secdesine karşılık 1500 sevap yazar. Bir de ona cennette kırmızı yakuttan bir köşk bina eder ki onun 60 bin kapısı vardır. O köşklerden biri de kırmızı yakutla donanmış altındandır. İşte bu hadis-i şerifler Ramazan-ı Şerif'te kılınan nafile namazların diğer aylara nispetle ne kadar daha değerli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Selman radıyallahu anh hadis-i şerifinde Ramazan-ı Şerif ayında yapılan bir nafile ibadet diğerlerindeki bir farza denktir buyurulmuştur. Ramazan-ı Şerif'in ilk gece ve ilk gün namazları. Mesudi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bana ulaşan rivayete göre Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnna Fetahna suresini okuyan kişi o sene tüm afetlerden korunur. Üçhuri rahimehullah bunu şöyle nazmetmiştir. Her kim değerli gecelerin ilkinde Fetih suresini nafilesinde okur, Allah onu o sene muhafaza buyurur. Bunu nakleden hadis gerçekten uludur. İlk gün namazı. Rivayet olunduğuna göre Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde 4 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha ve 5 kere Ayet-el Kürsi okur. Namazdan sonra da bir kere Ayet-el Kürsi okur.
10. gece ve 10. gün namazları. Rivayet olunduğuna göre 10. gece gecenin ortasında kılacağı 2 rekatın her birinde bir Fatiha, 7 Ayet-el Kürsi, 5'er kere de İhlas ve Felak, Nas surelerini okur. Selam vermesinin ardından 7 kere Ayet-el Kürsi, 7 kere de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okur. 10. gün namazı. Rivayet olunduğuna göre 10. gündeki namaz 4 rekattır. Her bir rekatta bir Fatiha, 10 kere de Kafirun ve İhlas surelerini okur. 15. gece ve 15. gün namazları. Muhammed İbni Mervan, Ebu Yahya'nın babasından radıyallahu anhüm şöyle rivayet ettiğini nakletmiştir. Kendisine güvenilen 30 kişinin şöyle buyurduklarını işittim. Her kim Ramazan'ın yarısında 15. gecesinde kılacağı 100 rekatta 1000 kere kul huvallahu ehad okursa rüyasında 100 melek görmedikçe ölmez. Onlardan 30'u kendisini cennetle müjdelerler, diğer 30'u kabir azabından güvence verirler. Öbür 30'u da onu hata yapmasından korurlar. Geri kalan 10 ise kendisine düşmanlık edenlere karşı tuzak kurarlar. Muhammed İbni Ali radıyallahu anhuma'dan merfuan isnadı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırarak şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Her kim Ramazan'ın yarı gecesinde ve Şaban'ın yarı gecesinde 100 rekat kılar da onlarda 1000 kere kul huvallahu ehad okursa cennetle müjdelenmedikçe ölmez. Rivayet olunduğuna göre Ramazan-ı Şerif'in yarı gecesinde kılınacak 4 rekatın her birinde bir Fatiha 10 kere de İhlas okur. 15. gün namazı. Rivayet olunduğuna göre Ramazan-ı Şerif ayının yarı gününde 12 rekat kılar ki her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 3 kere de İnna Enzelna okur. Namazdan sonra ise Ayet-el Kürsi okur. 20. gece ve 20. gün namazları. Rivayet olunduğuna göre Ramazan-ı Şerif'in 20. gecesinde 2 rekat vardır ki her rekatta bir Fatiha, bir kere de Yasin suresini okur. Namazdan sonra 3 kere Ayet-el Kürsi okur. 3 kere de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirir. Salavat sigalarının en kısa ve cemiyetli olanı şu lafızdır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. 20. gün namazı. Rivayet olunduğuna göre Ramazan-ı Şerif'in 20. gününde 2 rekat kılar. Her bir rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, bir Kul ya eyyuhel kafirun ve bir İhlas okur. Namazdan sonra ise 10 kere İhlas okur. 10 kere de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirir. Kadir gecesi namazı. Kadir gecesi namazı hakkında İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Her kim Kadir gecesinde 2 rekat kılar da her bir rekatında bir Fatiha 7 kere de İhlas okursa selam verdiğinde ise 70 kere Estağfirullah etubu ileyh derse Allahu Teala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allahu Teala cennette melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz. Salihler son 10 gecenin her birinde Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek 2 rekat kılarlardı. Ebu'l-Leys rahimehullah'ın beyanına göre Kadir gecesi namazının en azı 2 rekat, ortası 100 rekat, en çoğu ise 1000 rekattır. Her bir rekatta kıraatın ortası Fatiha'dan sonra bir İnna Enzelna 3 kere İhlas okumaktır. Her 2 rekatta bir selam verilir. Selamın ardından da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okunur. 30. gece namazı. Rivayet olunduğuna göre Ramazan-ı Şerif ayının 30. gecesinde 12 rekat kılar. Her bir rekatta bir Fatiha, 10 Ayet-el Kürsi, 10 İnna Enzelna, 25 kere Kul Huvallahu Ehad okur. Selamdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 25 kere salat ve selam eder.